Şimdi Alman ordusu Alman savunma bakanlığı gizlice bir rapor hazırlatıyor ve raporda da perişanlıkları ortaya çıkıyor. Yani Alman ordusunun perişanlığı, çok kötü durumda olduklarını belirtiyorlar. Raporda yer alan bilgilere göre Alman ordusunun baştan aşağı yenilenmesi lazım. Bu haliyle NATO'ya hiçbir katkısının olmadığı belirtiliyor. Şimdi Almanya'da savunma bakanlığı ordunun yeterliliğine dair gizli bir rapor hazırladı. Raporda. Ağır savaş silahları ve ekipmanları onarılmayı gerektirecek kadar eskidiği belirtiliyor. Hem ağır savaş silahları ve tank gibi hem de ekipmanlarının onarılması gerekiyor çünkü çok eskidiler. Mühimmat eksikliği var ve temel askeri ekipmanların hatta askerlerin termal çorapları dahi yetersiz deniliyor. Ki bunlar yani savaşta hepimiz askerlik yaptık. İstihkamın en önemli unsurlarıdır bunlar. Yani çoraplar, efendim termal çorap bunlar zaten elzem olan şeyler. Bunlarda bir eksiklik var Alman ordusunda. Raporda savaş gemilerindeki silahlar, hava savunma sistemleri ve modern iletişim teknolojisindeki sıkıntılar tek tek belirtiliyor. Ordusunu modernize etmek için 100 milyar avro kaynak arayan, kaynak ayıran, 100 milyar euro kaynak ayırdı. Almanya 100 milyar euro. Başka türlü diyor biz bu işin içinden çıkamayız. Orduyu kurmamız lazım. 100 milyar euro kaynak ayırmış. E, NATO'daki uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekte de büyük zorluk çekecek. Şu anda neden? Çünkü 100 milyar avroyla orduyu baştan donatacağı için tatbikatlara katılmakta zorlanacak. Farklı farklı yerlere ekipman göndermekte zorlanacak. Şimdi Almanya niye bu durumda? Şunu da hatırlatmakta fayda var. İkinci Dünya Savaşı sonrası büyük bir yıkım yaşandı. Hitler e, nazizmi Avrupa'daki şehirleri yerle bir etti. 55 milyona yakın insan öldü. Almanya'ya yasaklandı oldu kurmak, kurulması. Yani İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya bir ordu kuramadı. Yasaklandı bu. Şimdi bir süre bu yasak devam etti. Ondan sonra peyder pey yasaklar kalkınca Almanya bir şekilde ordusunu küçükten küçüğe mütevazı bir şekilde organize etmeye başladı. Fakat hem coğrafik koşullar hem de konjektürel durum Almanya'nın öyle devasa bir e, ordu kurmasını e, gerektirmiyordu ama şimdi artık gerektiriyor. Neden? Rusya şimdi göbeğe hemen kalp, e, kalplerindeler. Yani burunlarının dibindeler. Bu tehdidi görüyorlar ve o yüzden alelacele orduyu güçlendirmek istiyor Almanya. Şimdi